Kitabımı doğru kullanıyorum köşesinde. Şimdi seninle beraber muhteşem bir kitaptan... Hangi kitap hocam? Sıfırdan ona Fizik Konu Anlatımlı Soru Bankası. İçeriği nasıl, e, zorluk seviyesi nedir ona beraber bakacağız. Ve yeni nesil müfredata ve yıllık plana yüzde yüz uyumlu bir şekilde hazırladığımız bu kitabın özelliklerini beraber öğreneceğiz. Ama öncesinde sana kitabın hikayesini anlatacağım. Kitabın alacağım. hikayesi mi bir var Bir kere hocam? konu anlatımlı soru bankaları eskiden çok daha uzun konuların anlatıldığı... ...ve uzun uzun konuların anlatıldıktan sonra soruların da toplu bir şekilde verildiği kaynaklardı. Ve biz dedik ki bunu birazcık daha farklılaştıralım. Yani konu anlatımı soru bankaları mantığını birazcık daha farklılaştırmak istedik ve dedik ki Herkesin rahatlıkla anlayabileceği, adım adım ilerleyen ve gerçekten de hani sıfırdan konuları temelden öğretecek bir kaynak üretelim istedik. Ha fenli sizsiniz hocam orada. Aynı öyle. de olduğu bütün herkese hitap eden, herkesime hitap eden bir kaynak üretelim dedik. Ve sonrasında dedik ki o zaman konuları küçük küçük lokmalara, parçalara bölelim dedik. Yani müfredattaki işleme sırasına göre işte ilk başta elektrik akım nasıl oluşurla devam ediyoruz. Katıyla iletkeninin direnciyle devam ediyoruz. Sonrasında bir tarama testi veriyoruz. Ardından elektrik devresi elemanlarına geçiyoruz. Basit, basit elektrik devresine geçiyoruz. Yani bunların hepsi aslında elektrik ve manyetizma ünitesinin içerisinde Şimdi normalde konu anlatımlı kitaplarında bunların hepsi bir arada verilip tak diye testler gelirken... bizdeki bunları lokmalara bölelim. Konuyu anladıktan sonra hemen bununla alakalı soru çözelim. Ve yapamadığımız zaman hemen konudan buradan hemen bakabilirim diye. Yoksa öbür türlü ne oluyor? Konuyu anlıyorsun sonra arka taraflarda testin var. Hadi bakalım hayda konuya geri dön. Bu çok i̇şte iyi bir yöntem, bir yöntem. Bunu yapmayalım diye hemen anlattığımız konunun yanında olsun testler diyerekten testleri de buraya koyduk. Tabii ki her soruyu videolu çözümlü yaptık ki... ...takıldığımız anda hemen çözümüne ulaşıp e, cevabı bulabilelim. Çünkü aklımıza iki gün, üç gün geçtikten sonra hocamıza, arkadaşımıza soracağız diye... ...ve bayağı bir zaman alıyor ve bununla da zaman kaybedip... ...o aklımıza takılan sorunun e, şeyi tazeliği geçmesini istedik. Ve sonrasında hatta dedik ki bak evladım benim burada konuları teker teker birlik bitirdikten sonra tarama testleri koyalım dedik ve ve en sonunda da en sonunda da aslında ünitelerle bağlantılı bütün konuların bir arada olduğu test geçler koyalım dedik. Tabii ki bazı konular fen ekstradan gösterilebiliyor. Anadolu lisesinde okuyan arkadaşlarımız var veya meslek lisesinde okuyan arkadaşlarımız var. Tabii ki imam hatipte okuyan arkadaşlarımız var ama bazı konularda gerçekten Anadolu e, müfredatında ekstradan gösteriliyor. İşte onları da koyalım dedik. Mesela fen gösterilen konuyu direncin ya, direnci formülü felsefesinde var mesela diğer, diğer yerde yok. İşte bunlarla alakalı soruların da olduğu bir sistem oluşturduk fizik dersi adına. Ve bunu sadece fizikte değil kimyada, biyolojide, e, ondan sonra matematikte tüm derslerde uyguladık diyoruz. Sıfır ortaya çıkışta sıfırdan konuları anlayalım ama adım adım lokma lokma ve küçük küçük parçalara bölünmüş şekilde anlayalım ee, şeklinde ortaya çıktı. Ve sonrasında sıfırdanın bütün neredeyse sınıflarda ve bütün branşlarda kitapları çıktı. Bakalım müfredat uyumluğu tabii ki yüzde yüz uygun müfredata ve solda konu anlatımları sağda pekişentisler ve videolu çözümler bulunmakta. Ve kitabımıza baktığımız zaman zorluk seviyesi olarak hemen burayı yazmak istiyorum. Zorluk ve olarak temel ve Orta seviye sorular içeriyor. Temel seviye sorular neden çünkü konuyu öğrenmemiz gerekiyor. Orta seviye sorular neden çünkü birazcık zorlanmamız gerekiyor ki konuya hakim olalım diye. Ve e, gerçekten de kitabımız kalın canak bir kitap. Hemen göstermek istiyorum e, kitabımızın 232 sayfa olduğunu söyleyebiliriz ve 232 sayfa ve soru sayısına baktığımız zaman hemen buraya yazmak istiyorum soru sayısı da 575 adet soru var. Konu anlatımları haricinde onu söylemek istiyorum. Yani sağ sayfalarda 575 75 adet e, soru var diyebiliriz. Ve bir sonraki adımda baktığımız zaman bir sonraki adımda tabii bunu yaptıktan sonra sıfırdan konu anlattıktan sonra onun soru lazım. Sınıfı. Fizik Dinamo Soru Bankası. Yani gerçekten sorular lazım ve sorularla beraber dinamik bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Nasıl çalışacağız? Hemen burada rehber soru çözüm kazanımlara sağlık kalarak bunlar çok önemli. Hem ileride gireceğimiz üniversite sınavlarında çok önemli hem de şu andaki sınıfımızda çok önemli. Soru soru çözüm, soru çözüm şekli rehber soru çözüm ardından dörtlü testler, mini testler ve Fer için kısımlar zaten aynı Dinamo'da, e, aynı sıfırdan da olduğu gibi de var. Ve arkasından da üniteler bittikten sonra bu kitabın şöyle bir özel var. Ünite tekrar testlerimiz var. Tarama testlerimiz var. Aynı zamanda ÖSYM tarzı testlerimiz var. Aynı zamanda ALFL testlerimiz var. Yazılıya hazırlık kısımları var ki yazılılar çok önemli. Orta öğretim başarı puanımız için ve gerçekten de yazın notları bizim için çok değerli diyoruz. Bu şekilde de aslında kademelendirilmiş sistemle ilk başta sıfırdan da çalışıyoruz. Sonra Dinamo'yla konuları bitiriyoruz. Yani ilk başta temel ve orta seviye, Dinamoyla da orta ve üst seviye sorularla özellikle lise düzeyinde konuları halledebileceğiz diyoruz. O zaman bunu nereden alabilirsin? Kendine en yakın Tonguç kitapçısından alabilirsin. İyi butonunda var zaten veri keşif falan filan oradan seçip bulabilirsin veya Tonguç mağazadan online bir şekilde alabilirsin. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla bakalım. Sağ olun hocam.